Merhaba sevgili tek ailesi. Öncelikle konuşmama başlamadan önce hepimize sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Tabii ki ortadaki problem, mevcut problem öncelikle aslında her şeyden önce ya da birçok şeyden önce sağlığın en önemli ayrıntı olduğunu bize öğretti. Belki yüzyılda yaşanan bir problem ama işte yüzyılda yaşanan problem bize denk geldi. Ama bunun da belki bir şekilde bir sınav olarak algılayabiliriz ya da bunun da belki bir şekilde yaşanması gereken bir şey olarak algılayabiliriz, bilemiyorum. Bu ilk videomu özellikle veliler için hazırlamak istedim. Neden veliler için hazırlamak istedim? Çünkü yaşanan durum, söz konusu durum hepimizi derinden etkiledi, sarstı, yıprattı ya da yıpratacak sonuçlarını bilemiyoruz henüz. Dolayısıyla bu sürece bizimle beraber vakıf olan varlıklar, çocuklarımız, biz ne yaşarsak, olumlu ya da olumsuz ne yaşarsak onlar da bundan aynı şekilde etkileniyorlar. Dolayısıyla da biz ne kadar sağlıklı olursak, ne kadar sağlıklı düşünürsek, ne kadar sağlıklı adım atarsak onların da o derece sağlıklı adım atacağını düşünüyorum. Dolayısıyla girizgahımı velilere dönük yapmak istedim ya da ilk videomu velilere dönük hazırlamak istedim. Konu olarak da koronavirüs salgının psikososyal etkilerini seçtim. Yani evet, biyolojik olarak toplumda ciddi problemlere yol açan salgın bir hastalıkla karşı karşıyayız hepimiz. Ve bu salgın hastalık sadece biyolojik etkiden mi ibaret? Bunu konuşalım istedim. Dolayısıyla ilk konumu da koronavirüs salgının psikososyal etkileri olarak belirledim. Elbette ki biyolojik etkileri ne kadar yoğunsa ya da ne yaşanıyorsa biyolojik etki yanında psikolojik ve davranışsal sorunları da o derece yoğun olan bir salgın. Aslında bu ve buna benzer tüm salgın hastalıklar ya da bu ve buna benzer tüm afetleri bu kapsam içerisine alabiliriz. Biyolojik etkileri olan her, daha doğrusu bizde ölüm korkusu tırnak içinde söylüyorum, oluşturabilecek olan her afet, doğal afetler de olabilir, işte hastalıklar da olabilir, salgınlar da olabilir. Aynı zamanda peş sıra bir takım psikososyal etkileri getiriyor. Yani psikolojik ve davranışsal problemleri de beraberinde getirebiliyor. Neden? Çünkü bu ve buna benzer durumlarda aslında bulaşan sadece ve sadece virüs değil, aynı zamanda toplumsal travmanın yarattığı ya da getirdiği aşırı reaksiyonlar, fobik reaksiyonlar ya da depresyon, panik, paranoya gibi ruhsal sorunlar ya da bencillik, dürtüsellik, saldırganlık gibi yıkıcı davranışlarda virüsle beraber bulaşabiliyor maalesef topluma. Dolayısıyla psikoloji çok önemli. Dolayısıyla psikolojimizi dik tutmak, virüsten korunmak kadar aslına bakarsanız önemli bir ayrıntı. İnsanlar çok doğaldır aslında, çok doğaldır. Bu tür olağanüstü durumlarda nezaketi, sağduyuyu, empatiyi ya da yardımlaşmayı ya da buna benzer ya ahlaki değerler de olabilir. Bunlar geçici olarak kaybedebilir, yitirebilir. Sadece kendini düşünen bencil bir varlık ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden bu ve bunun gibi salgınların yaratmış olduğu psikoloji çoğu zaman virüsten çok daha hızlı bir biçimde yayılım gösterebilir. Hatta ve hatta virüsle karşılaşma riski hiç olmayan insanlarda bile bir takım psikolojik etkiler ya da psikolojik yan etkiler, peşi sıra gelen sonuçlar oluşabilir. Yani viral pandemi, psikolojik pandemiyi peşi sıra beraberinde getirebilir. Bu da bazen biyolojik etkilerden daha tehlikeli sonuçlara yol açabilir. İşin aslı salgınların, bu ve buna benzer salgınların ya da bu ve buna benzer hastalıkların aslında oluşturduğu en önemli, alt çizilmesi gereken en önemli psikoloji aslında ölüm korkusu. Yani tıpkı doğal afetler gibi, yangın gibi, sel gibi, deprem gibi viral salgınlar da insan hayatına kastederler. Dolayısıyla bu da büyük bir ruhsal travma, toplumsal ruhsal travma.
oluşturabilir. Hatta bazı açılardan doğal afetlerin önüne dahi geçebilir bu süreç. Neden? Çünkü doğal afetler çok daha kısa sürelidir. Etkileri de kısa sürelidir. Götürüleri de daha kısa sürelidir. Örnek benim hatırladığım, en yakın dönemde hatırladığım 99 Marmara depremi. Aslında yakın dönemde olan depremler var ama en ciddi ve en yıkıcı sonuç ve en uzun süren deprem oydu yanlış hatırlamıyorsam. Marmara depremi 45 saniye sürmüştü ve hatta uzmanların o dönemle ilgili yorumu şöyleydi. Bu çok 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 bir deprem için çok 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 uzun bir süre. Düşünün ki 45 saniye. Şimdiki sürecimizi düşünüyorum. Sadece okullar 2,5 hafta oldu. Daha Nisan sonuna kadar tatil. Ve sonrasında ne olacak bilemiyoruz. Birçok iş yeri kapandı. Dolayısıyla toplumsal anlamda yalıtılmışlık, geri çekilme, yalnızlaşma ister istemez söz konusu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bir depreme göre ya da bir doğal afete göre çok daha örseleyici ve yıkıcı sonuçlar oluşturabilir bu süreç. Evet. Yine bu salgının ya da bu ve buna benzer salgınların yarattığı en önemli psikolojik tablo akut stres reaksiyonu diye adlandırılır. Akut stres reaksiyonu bir canlının kendisinin ya da yakınının ölümcül bir olaya maruz kalması ya da bu ölümcül bir olaya tanık olmak olarak tanımlıyoruz akut stres reaksiyonu. Daha doğrusu o tanık olma sonucunda ortaya çıkan çaresizlik, güvensizlik, korku ve endişe hali olarak tanımlıyoruz akut stres reaksiyonunu. Aslında normal koşullarda gündelik yaşamımızı düşündüğümüzde rahatlıkla ölüm korkusunu bastırabiliyoruz. Rahatlıkla ölüm korkusunun üstünden gelebiliyoruz. Ancak bu tip salgın ya da olağanüstü durumlarda, kaotik durumlarda bu duygu ister istemez şiddetleniyor ve uzantısı olarak da pek çok sorun getiriyor. Ne gibi uykusuzluk gibi, ne gibi kabus gibi, ne gibi virüsle ilgili felaket senaryoları gibi ya da virüsün hastalığı yakınlarımızdan birine bu hastalığın bulaşacağı endişesi, irkilme, çabuk sinirlenme, ümitsizlik, gelecek ile ilgili planlar yapamama gibi ya da yalnızlaşma, yabancılaşma gibi şikayetler oluşabilir. Bu tepkiler aslına bakarsanız genel itibariyle 30 güne kadar 2 ile 30 gün arasında zayıflayıp kendiliğinden ortadan kalkar. Ancak kalkmadığı durumlarda olabilir. İşte bu da sonrası için, sürecin sonrası için travma sonrası stres bozukluğuna sebebiyet verebilir. Yani bazı kronikleşen bazı durumlar buna sebebiyet verebilir. Ne olabilir, ne çıkabilir sonucunda? İşte örnek veriyorum, depresyon oluşabilir. Örnek. Dolayısıyla bu akut stres dönemde görülen tepkileri incelemek, onlar üzerine düşünmek, yorumlamak gerekiyor. Ve ona göre belki de o gerçekliği kabul edip ona göre davranmamız gerekiyor. Ne olabilir? Mesela irkilme dedim, irkilme davranışını ele alalım. Çünkü toplumsal olarak biz bunu yaşadık. Örnek veriyorum, irkilmenin önce tanımını yapalım. İrkilme canlının ya da kişinin kendisini korumak için gösterdiği refleksif davranışlara irkilme diyoruz. İşte mesela depremde neydi bu? Camdan balkondan atlayan insanların davranışı irkilme davranışıydı. Bu salgın için neyi irkilme davranışını örnek gösterebiliriz? Mesela marketlere saldırma. Ben de o sürecin içinde yer aldım bu arada. Marketlere saldırma. İşte ürün kalmayacakmış gibi koştura koştura uzun bir dönem kolonya bulamadım. Daha yeni buldum kolonya. Bu irkilme davranışını örnek gösterilebilir. Yine ölüm korkusu dedik. Aslında en temel ayrıntı ölüm korkusu. Ölüm korkusuyla ilgili komik, trajikomik bir olay yaşandı. Onu anlatmak istiyorum. Ölüm korkusu neye sebebiyet verir? Saldırganlığa ve bencilliğe sebep verebilir. Yani kişi sadece kendini düşünen, kendini merkeze alan, bencilleşen kişi kendisini garanti altına almak için diğerlerini dışlayan bir tavır gösterebilir. Hatırlarsanız Konya'da Koreli bir vatandaş Çinli zannedilip dövüldü. Aslında baktığımızda cehalet ya da cahillik ürünüymüş gibi görünüyor ama değil. Sadece cehaletle oluşan bir davranış değil, bir refleksif bir davranış.
Ve bu aslında ölüm korkusunun yarattığı saldırganlık örneği.